Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi de Friendship ünitesi ile ilgili sorular çözeceğiz. Burada anlatırken hep Türkçe açıklamalar yapacağım. Derslerdekinden farklı olarak derslerde daha çok İngilizce konuşuyordum. Ama burada yanımda olup soru soramadığınız için daha çok Türkçe anlatacağım soruları da. Konuları da öyle anlatmıştım zaten. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bu birinci testimiz genelde kelime bulmayla alakalı, kelime ağırlıklı. Yes. First question. We are organizing a party for mom, but it is a blah blah for now. You shouldn't tell anyone. Annem için bir parti hazırlıyoruz fakat o şimdilik bir şey. You shouldn't tell anyone. Kimseye söylememelisin. Bakalım şıklarımıza. Secret, sır, buddy, arkadaş, ticket, bilet, mate, bu da arkadaş, hani derste çok üstünde durmuştum bunun, classmate, class deyip sonuna mate ekliyoruz, ne oluyor? Sınıf arkadaşı, roommate, o da arkadaşı oluyordu, onu da hatırlatayım buradan. Şimdi uyan kelimemiz ne? Annem için bir parti hazırlıyoruz. O şimdilik bir, evet, sır deyip doğru cevabı buldunuz, secret. Second question. A. We are blah blah a barbecue party with friends on Sunday. Would you like to join us? Arkadaşlarımızla bir barbekü partisi yapacağız pazar günü. Bize katılmak ister misin? Barbekü partisi blah blah. Barbekü partisi ne yapılır? Bakalım şuradaki cevaba da bakalım. I would like to. But I can. İsterdim fakat gelemem. I am going to visit my grandparents on Sunday. Okay. Barbekü partisi ne yapılır? Inviting, davet. Refusing, reddetmek. Organizing, organize etmek. Apologizing, özür dilemek. Barbekü partisi, yes, organizing, organize edilir. Third question. Mike blah blah Jill's invitation. Because he had lots of homework to do. Mike, Jill'in, şunun eki oluyor, Jill'in davetini, bakalım ne yapacak? Çünkü onun yapacak çok ödevi var. Joined, katılmak. Attend, yine katılmak. Accept, kabul etmek. Refused, reddetmek. Burada uygun olan şık, tabii ki refused, doğru. Reddedecek çünkü çok ödev var. Fourth question. A. Blah blah is the party going to be? B. At Helen's house. Party olacak. Ne olacak? At Helen's house dediğine göre Helen'ın evinde. Burada parti ile ilgili bir soru soracağız. Helen'ın evinde dediğine göre when, ne zaman, who, kim, where, nerede, what time, saat kaçta? Helen'ın evinde dediğine göre doğru cevabımız yes, where. Yes. Fifth question. Are you blah blah on Saturday afternoon? Cumartesi öğleden sonra mısın? Not really. Why? Değil. Ne için? Would you like to play tennis with me? Benimle birlikte tenis oynamak ister misin? B. I would love to. İsterim. What time shall we meet? Saat kaçta buluşacağız? Konu anlatırken ne demiştik? Davet etmeden önce bir insanın işi var mı, yok mu, meşgul mü, değil mi? Onu sorduğumuz bir kalıbımız vardı. Afraid, korkarım. Busy, meşgul. Free, özgür. Cool, soğuk ya da kişilik belirten bir yapıydı. Busy, meşgul müsün? Doğru cevabımız. Sixth question. Yes. A blah blah. Is the party going to start? Parti başlayacak. B at 3. Saat 3'te. Dolayısıyla bize burada saati sormuş olmalı. When, ne zaman? Who, kim? Where, nerede? What time, saat soran bir yapıdır. What time ile when'i karıştırmıyoruz. Saat verdiğinde kesinlikle what time'a gidiyoruz.
Türkçedeki gibi ne zamanı karşılamıyor, saat cevabı. When genellikle in the afternoon, in the morning, on Sunday gibi kavramları karşılar. What time, saati karşılıyor. Okay. Question 7. We have a family blah blah next Friday. Önümüzdeki cuma günü aile neyimiz var? We are going to celebrate our grandmother's birthday at a nice restaurant. Büyük annemin doğum gününü iyi bir restoranda kutlayacağız. Bakalım aile neyimiz var? Memory, opportunity, chance, reunion. Reunion ne demek? Toplantı, birleşme, bir araya gelme. Dolayısıyla diğer kelimeleri zaten biliyoruz. Aile toplantımız var. Aile bir araya gelecek ya da. Question 8. My friend Jack never gets worried about anything. Arkadaşım Jack asla bir şey için endişe etmez. He is so. O çok nedir? Buradaki so çok anlamında sıfatların önüne geliyor. Stubborn, inatçı, tactful, ince düşünceli, laid back, rahat, umursamaz, bir şey takmaz, jealous, kıskanç. Evet, cevabımız laid back. Bu kelimeler üstünde derste de durmuştuk. Ninth question, Helen, how are you going to blah blah your birthday? Doğum gününü nasıl, bakalım ne? Arıyoruz. So, I am having a barbecue party in my garden. Bahçemde bir barbecue partisi vereceğim. All my classmates. Evet, dediğimiz yapı burada. Are going to come. Bütün sınıf arkadaşlarım gelecek. Doğum gününü ne yapacaksın? Support, desteklemek. Promise, söz vermek. Accept, kabul etmek. Celebrate, kutlamak. Doğru cevabımız tabii ki celebrate, nasıl kutlayacaksın? Yes. Tenth question. I am going to blah blah a birthday party on Friday. Cuma günü bir doğum günü partisine ne yapacağız? Join, katılmak, accept, kabul etmek. Doğum günü partisi kabul edilmez, daveti kabul edilir. Refuse, reddetmek, yine davet reddedilir. Forget, unutmak. Doğum günü partisini unutacağım diyemeyiz. En uygun şık yine burada join, katılacağım. Okay. 11. Are you doing anything this evening? Would you like to blah blah for a drink? Ne diyor? Bu akşam bir şey yapıyor musun? Bir şeyler içmek için, bir şey içmek için ne yap? İstersin. Feel arıyoruz burada. Bakıyoruz, hep phrasal verb'ler var. Cevaba bakalım. I would like to but I can't. Gelmek isterdim ama gelemem. I am going to study for the exam. Sınav için çalışmalıyım. Count on. Güvenmek anlamına gelen bir phrasal verb. Backup, desteklemek. Come over, buluşmak. Pick up, birini bir yerden almak. Dolayısıyla buluşmak anlamına gelen come over. Birinci testimizi bitirdik. Bu kelimelerin üstünde durursanız sizin için faydalı olacaktır. Bir test videosu daha çekeceğim. Onda da genellikle paragraf okuduğunu anlamaya yönelik olacak. Yeni sınav sisteminde de okuduğunu anlamaya yönelik çok sorularımız var. O yüzden kelimeleri bilmek, paragraf üzerinde çok çalışmak İngilizce netlerimizi arttıracaktır. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın.